Başkanım, Türkiye'de sağlık turizmini nerede görüyorsunuz? Öncelikle dernekten başlayalım. Kendimizden sağlık turizmini nereden gördüğümüz anlamda konuya girmek lazım. Biz yaklaşık 7-8 yıl önce Türkiye'deki sağlık altyapısının dünyadaki ilerleyişini gördüğümüz için Türkiye'deki üretilen sağlığın uluslararası tanıtılması anlamında gördüğümüzden dolayı dernek olarak biz bu işe koyduk. Dolayısıyla Türkiye'de üretilen sağlık hizmetinin uluslararası da artık tanıtılması gerektiğinin biz 7-8 yıl önce öngördük ve bununla ilgili çalışmalarımız oldu. Peki bununla ilgili neler yaptık? Biz 2017'de ilk Hextorex'in kurucularındanız. 2017'de yaklaşık 4600 kişinin getirildiği, yaklaşık 10.000 dolarların yapıldığı, sözleşmelerin yapıldığı bir uluslararası program yaptık. Bu sene dördüncüsünü yapacaktık, maalesef iptal edildi. Onun dışında İslam coğrafyasını bir araya getirdik 2018'de. Metis 2018'i yaptık. Dolayısıyla da dernek olarak biz evet üretilen sağlık hizmetinin bir an önce tanıtılması anlamında da uluslararası organizasyon yapmamız gerektiğini düşündük ve bu organizasyonumuzu yaptık. Bunun akabinde İran, İtalya, Gürcistan gibi ülkelere davet edildik ve ülkemizin sağlık turizmiyle ilgili altyapılarını anlattık. Bugün gelinen noktaya baktığımızda evet gerçekten Türkiye'de biz bunun 7-8 yıl önce Türkiye eski artık Türkiye olmadığını, dolayısıyla insanların Türkiye'ye bakış açısının değişmesi gerektiğini, bizim sağlık altyapımızın dünyada birçok ülkeden çok daha iyi olduğunu biz ifade ettik. Ancak bu tabii çok fazla açıkçası inandırıcı olmadı. Çünkü insanlar halen kendi kafalarında işte G20 zirvesinde biz bunu çok net yaşadık. Ben o zaman eğitim arışma hastanesinde başhekim yardımcısıydım. Liderlerin sağlık heyetleri hastaneyi ziyarete geldiklerinde kafalarında bir algı var. 7-8 kişilik odalar, küslü, paflı sedyeler, işte askılıklar, böyle bir özellikle küçük radyoloji merkezleri gibi algı vardı kafalarında. Özellikle de Obama'nın sağlık heyeti gerçekten şok oldu ve bize de der ki burası o zaman Türkiye'nin stratejik bir bölgesi. O zaman siz bundan dolayı Antalya'yı bu hale getirdiniz diye. Ben yaklaşık 45 dakika bunun böyle olmadığını, Antalya'nın normal bir il olduğunu, Kayseri, Diyarbakır, Erzurum, Van, İstanbul'daki birçok merkezlerin böyle olduğunu anlatınca da gerçekten çok fazla böyle bir şok oldu ve ben böyle bir tablo beklemiyordum Türkiye'den dedi. Ve bizim ne kadar haklı olduğumuzu bugün gerçekten dünyaya göstermiş oluruz. Bugün koronanın çıktığı günden bugüne kadar yayıldığından beri Türkiye'deki sağlık altyapılarının oluşturduğu tabloya baktığımızda gururla söyleyebiliriz. Bugün Türkiye'nin iki büyük ismi, hem Cumhurbaşkanımız hem Bakanımız uluslararası arenalarda net bir şekilde sesinlerini duyurma kaydıyla biz İtalya değiliz, biz Amerika değiliz, biz falanca değiliz diye söylüyorlar. Bizler de STK başkanlık zaten bunları söylüyorduk ama sayın yöneticilerimizin bunları söylemesiyle bizi çok daha gururlandırdı. Şekle, zevkle söylüyoruz. Evet artık biz resmen bağırabiliriz. Biz bir Avrupa ülkesi, biz bir Amerika ülkesi değiliz. Sağlık anlamında gerçekten gelinen noktalara baktığımızda bugün İtalya'da yaşanan tablolara bakın, Türkiye'deki yaşanan tablolara bakın. İtalya'da insanlar artık ölüme terk edilmiş. Doktorlar hangi hastanın öleceğine karar verirken Türkiye'de yoğun bakımların %60-70'ini geçmedi. Türkiye'de net bir şekilde henüz koronadan dolayı %100 oranına ulaşan yoğun bakım hastanemiz olmadı. Bu çok 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 önemli bir kriterdir. Hekim olarak baktığınızda bir ülkede bir pandemi yapılıyor ve pandemide de siz yataklarınızın oranına bakıyorsunuz, planlamanızı yapıyorsunuz. Buna rağmen siz %65-70'i geçmiyorsanız evet Avrupa basınında, Amerika basınında dile geldiği gibi siz dünya lideri bir ülkesiniz diyebilirsiniz.